kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhisle kurtarılabilecek ve tedaviye cevap verecek bir hastalık olduğunu birçok programımıza dile getiriyorduk. Ve bu hafta da onkoloji servisimizdeyiz. Ve onkoloji servisimizdeki misafirlerimizle röportajlarımıza devam edeceğiz. Öncelikle bu güzel hanımefendinin ismini sormak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emel Karacaoğlu. Evet. Emel Hanımcığım, biraz da çağın hastalığı diyebiliriz Kanser Vakası'na ama korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhisle de tedavi edilebilecek, tedaviye cevap verilecek bir hastalık olduğunu biliyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz efendim? Evet, her zamanki gibi klişe bir söz ama geç kalmaktan, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Gerçekten benim rutin kontrollerimde çıkan bir şeydi. Fakat başında yakalanmış bir şey tabii bizim için büyük bir değişik bir durumdu ama sağ olsun bu Avrasya Hastanesi ve Fatma Hocam sayesinde bu süreci çok olumlu karşılayıp süreçte tedavi sürecinde çok desteklerini gördüm. Radyoterapi onkolojisiyle birlikte koordineli çalışmalarında çok desteklerini, yardımlarını gördüm. Hani ümitle, umutla beni çok teselli ederek ama gerçekçi bir şekilde tedavide yaparak bu atlatmamda yardımcı oldular. Şu anda iyiyim. Hastalık olarak görmeyelim. Evet. Bunu gelip geçici bir basit bir şey gibi görelim. Hani nezle grip gibi ki grip bile çoğu zaman bazen öldürücü evet, zor atlatılabiliyor. Onun için diyorum ki korkmayın. Özellikle mamografilerini aksatmasınlar bayan izleyicilerimiz. Bu çok önemli. Evet. Hocam da hep üzerinde duruyor. Akrabalarınıza, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza bunu belirtin diyor. Yani ilk bir ellerinde olsun mamografi diyor. Dolayısıyla önerilen şeylere dikkat etmek, birebir uygulamaya çalışmak, yani tedavi verilen yani randevulara zamanında yani gelmek. Hasta doktor ilişkisi çok önemli diyor. Çok önemli. Yani biraz kendi bedenimize dönmek, dikkat etmek. Hani çok da böyle hastalık hastası gibi olarak değil ama çünkü kanser çok yaygın yani artık evet. Gerçekten özellikle meme kanseri. Bunu dikkatli olarak kendimizi yoklayarak ama mamografi çektirerek onu da çıkıyor zaten. Ve iyi bir doktor bularak Fatma Şen hocamı tanıdığımdan çok çok ben mutluyum, sevinçliyim. Geçmiş olsun. Sağ olun, ben Azerbaycan'dan buraya geldim. Doktorlarınızı beğendim geldim. Yani Allah razı olsun. Kanser dediğin yani korkmayacaksan. Korktunsa onun arkasında durulmaz. Geldiği kimle tedavini alırsan gelir. Yani doktorlardan da razı, Allah razı olsun. Şuraya buraya geldi. Doktor tedavimizi ayırladı. Ameliyatımızı yaptı. Şimdi Azerbaycan'dan tedavi görmek için Türkiye'ye geldi. Evet, buraya geldi. Avrasya Hastanesi'ne geldi. Evet. Burada da şimdi ilk tedavimizi alırız. İnşallah gerisi iyi olur. Herkese de söylüyorum korkmasın. Kendine iyi baksın. Moralini iyi tutsun. Yani hastalıktan korktuğun zaman o hastalığı seni çöktürecek. Stresten uzak durma. Hastalığı yeneceğim diyeceğim. Yeneceğim diyeceğim. Evet. Yeneceğiz zaten. Evet, inşallah. Peki, İnşallah. Olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Azerbaycan'a da selam olsun. Çok sağ olun. Azerbaycan'da çokça çoklu selamlar söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ettik. Sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Şimdi efendim şu anda Türkiye'de iki hastalık var. Biri kanser, biri kalp. Evet. Ama çok ilerleme var. İnanın. Teknolojinin ilerlemesiyle. Var. De. Var. Biz de evvelallah geliyoruz, burada tedavimizi görüyoruz, evet. Gidiyoruz. Hasta-doktor ilişkisi de çok önemli, öyle değil mi Rüstem Bey? Şimdi benim doktoruma diyecek yok, hepsini bir Şafir ve Fatma Şen hocamız bir tane, samimi söylüyorum. Yani hastalıklarda hasta-doktor... Evet, evet, birebir ilgileniyor, birebir ilgileniyor, sağ ol. Geçmiş olsun. Fatma Şen hocamızı bulduk, son derece iyi bir tedaviyle 10 ayda. İyi yere geldik şu anda. Evet. Bitirdik gibi. İnşallah 2 ay sonra son kemoterapiden sonra da herhalde normal düzene geçeceğiz diye düşünüyoruz. Erken teşhisle? Erken teşhis. Evet. Hastalık erken teşhis edildiği zaman tedavisi daha cevap. Daha kolay. Az önce de söylediğiniz gibi moral, motivasyon çok önemli.
Bir de ekip işi bu. İyi bir eşiniz varsa, iyi bir arkadaşınız varsa yanınızda sizi destekleyen. Bunlar önemli şeyler. Peki doktor hasta ilişkisi nasıl oldu? Şimdi Fatma Şen hocamız müthiş bir insan. İşine aşık. Hiçbir mesai mevhumu da yok onda. O yüzden herkes onun şeyini bekliyor, sırasını. Tabii sevgili izleyenlerimiz, kanser hastalığında en önemli olan konu moral ve motivasyon. Peki hasta yakınlarımız nasıl davranmalı hastalarımıza? Evet, bir hasta yakınımızla birlikteyiz. Merhaba. Geçmiş olsun. Kolay gelsin, sağ olun. Annemdir, yanındayım her zaman. Evet. Olması gereken bu zaten. Hasta değil ki benim annem. Yok, hasta değil, öyle. Bir tedavi, yüngül bir tedavi yapacak, o kadar. Grip bile, nezle bile. Bir yani. Yani. Bu hastalıkta yani. Gelecek bir hastalık. Öyle. Erken teşhisle tedavi. Çok şükür erken teşhisi yaptık. Evet. Öyle başladık. Öyle devam edeceğiz ve bitireceğiz. O kadar. Peki hasta yakınlarına bir mesajınız olacak mı? Morallerini yüksek tutacaklar kendileri de, hastalarının da. Ve her şeyle konuşmasında bile dikkat edecekler. Her şeyden dikkat edecekler. En önemlisi o. Moral ve motivasyon. Aynen. Her hastalık bu olduğu gibi. Yani. Sadece bu hastalıkla alakalı değil. Evet. Bütün hastalıkların şifası aslında moral. Moraldir, motivasyondur, bile sevgidir. Evet. Sevgini bol tutacaksın, gülücükler dağıtacaksın ve moralini yüksek tutacaksın. Peki hastane hizmetleri nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel, çok beğendik. Fatma Hanım'ı daha çok yani var ya... Çok çok beğendik. O yüzden yani onun ismini oradan böyle duyduk, buraya geldik. Yani o kadar böyle bir şey söyledik. Aynen. Aynen. Avrasya Hastanesi'nin, OSU'nun bulduk, buluşturduk, geldik işte. Peki efendim, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.